وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ona göre insan tevhidini möhkemlendirmeye çalışmalı ve hemçinin mal mülk cem edirem topluyorum deyip ahiret emellerini zayi etmemelidir. Bakırsan ki insan gündelik yemeği, içmeyi, her şey Allah'ın izniyle öz kaydasındadır. Lakin emellerde görürsen zayıftır. Beş vakit namazda mescide çattığını görmürsen ve başka emellerde haris olduğunu görmürsen, nasihat eleyende de deyir ki, ben geleceğim uşaklar için işler görürüm, onları nezara alırım. Onlar da, hatta şeytan biraz da telbis edir, biraz da bezir ki, yani bu da bir ibadetti. İbadetti belli. Lakin insan ferz olan ibadetlerin bahasına onu etmemelidir. Ferz olan ibadetleri zay eleyerek, yani mal, mülk, ruzi, mal, dövlet aktarmak ardınca olmamalıdır. Yani hemin mal, dövlet sana Allah tarafından değil mi? Allah-u Teala'nın izni olmadan senin kazandığın mal, dövlette, senin kazandığın o mülkte bereket olar mı? Allah-u Teala ora bereket koymasa, Allah-u Teala'nın razılığı olmasa, bu hamısı bizim için bir imtihandı. Hamısı bizim için bir imtihandı ki insan nece davranır, nece bu dünyanı nece kabul edir ve dünyanın değerini bilse ve ahiretin ehemmiyetini bilse insan ahirete daha çok yöneler ve dünyadan da yalnız öz payı kadar, yani ihtiyacı kadar payını götürer. Ona göre Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Vela tense nasibeke mined dunya." Sen dünyadan payını unutma dedi. Ahiret için ne deyir? Ahiret için diyor ki, yani ahiretin için çalış. Esas maksat, gest, dert, ser ahiret olmalıdır. Lakin bu ile beraber dünyadan payını unutmursan, dünyadan payını unutmursan ki insanlara mühtaç olmayasan, müeyyen işlerin ardınca gedirsen, halal olan işler özüne, ailene ve senin reyyetinde olan kimselere, yani sedekeden veyahut da malından harcamayın için, yani bunlar yaxşıdır. Lakin dikkat etmek lazımdır ki esas olan nedir? Esas olan ahirettir. Lakin insan dünyadan da payını unutmamalıdır. Lakin bizde eksine olup dünyaya o kadar bağlanır, lakin namazın vakti gelende 5 dakikalık, 10 dakikalık namazı kılıp tezden dünyanın ardınca. O bir namazın vakti gelir, yine 5-10 dakika namazı ayırır tezden, yine dünyanın ardınca. Kenardan baklanda veya da insan özü özüne kenardan baksa nece görsenir. Bütün vaktini dünyaya verip, lakin vakti olanda namaz kılır. O dünyanın işleri arasında 5 dakika, 10 dakika ayırır ki namazını kılsın. Tezden yine dünyaya. İnsan böyle olmamalıdır. Ve hususen de fitnelerin bol olduğu, fitnelerin çok olduğu bir zamanda insanın ibadetlere bağlanmasına daha çok ihtiyacı var. İbadetlere bağlanmasına daha çok ihtiyaç var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, fitnelerin çok olduğu bir vaxtta ibadete bağlanan kimse mene hicret edilen, benim yanıma hicret eden kimse kimidir? Ona göre eğer bir kimsenin derdi, serri, niyeti ahiret olarsa Allah-u Teala onun dünyasını sahmana salır. Ve gözlemediği halde Allah'tan ona dünya gelir. Ve kimin derdi serri dünya olarsa onun dünyavi işleri de zay olur ve ahireti de zay olur. Ve o kalbinde daima kasıblık, fakirlik hissedir. Çünkü hakiki varlık insanın Allah-u Teala'nın onun kalbine koyduğu varlılıktır. Hakiki varlık insanın kalbinde kanaatçil olmasıdır. Ve bu kanaatçilik yoktursa, bu varlılık yoktursa Allah-u Teala onun kalbine koymasa o insan daima dünyada sıkıntı içerisinde olacak. Ve ahireti zay olacak. Eğer o ahiret işlerini zay edip ancak dünyanı fikirleşer, derdi serdi dünya olarsa onun problemleri de kurtarmayacak. Yani bir insan, bir Müslüman ki eğer iman getiripse ki dünyanın ve ahiretin hoşbaktiği Allah'ın elindedir. Yani nece olabilir ki o insan özünün istediği, özünün düşündüğü sebeplerin ardınca gitsin, Allah'ın ona gösterdiği sebeplerin ardınca gitmesin. Eğer Allah bize, bizi yaradıpsa ve bize bu hayırları gösteripse Allah-u Teala daha yakışı bilmir mi? Allah-u Teala, bizi yaradan Allah bizim için neyin daha hayırlı olduğunu tabii ki daha yakışı bilir. Ela ya'lemu men halaka. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Ela ya'lemu men halak ve huve latiful habir. O yarattığını bilmir mi? Yani yarattığını bilmir mi? Allah-u Teala yaradıp ve onun için
yarattıkları üçün nəyin xeyirli olduğunu hamıdan yaxşı bilir və bildiyi halda bizə ahirətə yönəlməyi əmr eləyir. Və dünyadan da payınızı deyir ki, unutmayın. Bu nə deməkdir? Yəni, sən ahirətlə məşğul olmalısan bütün vaxtını, lakin dünyadan da müəyyən bir vaxt ayırıb payını unutmursan. Amma bizdə dediğim kimi təmiz əksinə olub Allah-u Teala afiyet versin. Və sallallahu və sallam ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi ecma'in. Subhanakallahumma və bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa entə. Estağfiruk və etubu ileyk. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.